Bravo 2. CDC will now make a statement. I'm watching. Hazırlanabileceğimiz bir sürü acil durum var. Örneğin bir zombi kıyametini ele alalım. Doğru duydunuz. Zombi kıyameti dedim. Şimdi gülebilirsiniz ancak bu olduğunda mutlu olacaksınız. Bunu dinliyorsanız belki de gerçek bir acil durumla karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiği hakkında birkaç şey öğrenebilirsiniz. Tüm imkanlar yok olmuş ve tüm dünya bir enfekte kasırgasına esir olmuş durumda. Sizi ancak siz kurtarabilirsiniz. Hiçbir devlet ve devlet kurumu sizi artık önemsemiyor. Aileniz ve sevdikleriniz belki de çoktan dönüştü. İletişim cihazları çalışmıyor. Kimseniz yok. Sadece siz ve yürüyenler. Bu zombi kasırgasında hayatta kalmaya çalışın ve bu belgesele kulak verin. Filmin başındaki konuşma, CDC'nin Halk Sağlığı Hazırlık ve Müdahale Dairesi'nin eski müdürü Ali Khan'a aittir. Cümlelerini 2011'de olası zombi salgını için yayınladıkları protokolden aldık. Her şeyden önce zombilerin tarihçesine bir göz atalım. Hepimiz et yiyen zombilerin ele geçirdiği en az bir film izledik. Sizlere kartlarda çıkan ve açıklamada linki mevcut olan ilk post-apokaliptik Türk filmimiz Virüs M'i izlemeniz için öneriyoruz. Zombiler nereden geliyor ve beyin yemeği neden bu kadar çok seviyorlar? Zombi kelimesi Haiti ve New Orleans voodoo kökenlerinden gelmektedir. Anlamı yıllar içinde biraz değişmiş olsa da ölümsüzlere hizmet etmek için gizemli bir şekilde yeniden canlandırılan bir insan cesedini ifade etmektedir. Eski voodoo ve halk gelenekleri sayesinde Walking Dead, Ölümcül Deney, Dünya Savaşı Z, Virüs M gibi filmler ve aynı zamanda Kült TV'de yapımı devam eden Çürüyen Dünya serisi doğdu. Filmlerde, şovlarda ve edebiyatta zombiler genellikle bulaşıcı bir virüs tarafından yaratılmış olarak tasvir edilir. Bu virüs, ısırık veya vücut sıvılarıyla temas yoluyla geçer. Harvard psikiyatristi Stephen Schlossman, Yaşayan Ölüler Gecesi'nde sunulan zombiler hakkında tıbbi bir makale yazdı. Ve bu durumda bulaşıcı bir virüsün neden olduğu ataksik nörodejeneratif doyma eksikliği sendromu olarak bahsetti. The Zombie Survival Guide kitabı ise bir virüs denilen solanum olarak zombi nedenini tanımlar. Filmlerde gösterilen diğer zombi kökenleri arasında yok edilmiş bir NASA Venüs sondasından radyasyonun yanı sıra priyonlar gibi mevcut koşulları mutasyonları, deri dana hastalığı, kızamık ve kuduz buna dahildir. Film kültüründe zombilerin yükselişi bir zombi kıyametinin olabileceği fikrine dair ışık yaktı. Böyle bir senaryoda zombiler şehri sokaklarında dolaşırken yollarına çıkan her şeyi yiyerek tüm ülkeleri ele geçirirlerdi. Bu fikrin yaygınlaşması birçok insanı bir zombi kıyametine nasıl hazırlanırım sorusuna yönlendirdi. Dr. Han ayrıca zombi salgınıyla karşı karşıya kalan yurttaşların evinde acil durum çantası bulundurması gerektiğini söylüyor. Doktora göre bu çanta, zombilerden kurtarılmış bir kamp bulmadan önceki ilk birkaç günü geçirmenizi sağlayacak malzemeleri içermeli. Zombi acil durum kitinde bulunması gerekenler şu şekilde. Kişi başına günde bir galon su, kolay bozulmayacak gıda stoğu, reçeteli veya reçetesiz ilaçlar, maket bıçağı, koli bandı, pille çalışan radyo, sanitasyon ve hijyen araçları, her aile üyesi için battaniye ve kıyafet, pasaport, doğum belgesi,
ehliyet gibi önemli belgeler. Kesikler ve ısırıklar gibi temel yaraları tedavi etmek için ilk yardım malzemeleri. Acil durum kitinin yanı sıra yurttaşların yaşadıkları bölgede depremler veya seller gibi acil durumlardan hangilerinin meydana gelebileceğini öğrenmesi de önemli. Böylece kişilerin aileleriyle birlikte güvenle toplanabileceği veya insanları tahliye edebileceği bir buluşma yeri seçebilmesi mümkün hale gelebilir. Ayrıca karakol ve itfaiye de dahil olmak üzere acil durumda iletişim kurulacak kişilerin listesini de çıkarmanın büyük faydası dokunabilir. Doktor Han, son olarak da zombilerden güvenle uzaklaşmanızı sağlayacak bir tahliye rotası çizmenizi öneriyor. Evinizi zombiler istila ederlerse veya kasabanız bir kasırga nedeniyle tahliye olursa, ailenizin yeniden bir araya gelmesi için bir buluşma yeri seçin. Ani acil durumlar için evinizin hemen dışında bir yer seçin. Ve hemen eve dönmemeniz durumunda mahallenizin dışında bir yer seçin. Acil durumda iletişime geçilecek kişileri belirleyin. Polis, itfaiye ve yerel zombi müdahale ekibiniz gibi yerel bağlantıların bir listesini yapın. Ayrıca ailenizin geri kalanına iyi olduğunuzu belirtmek için acil bir durumda arayabileceğiniz eyalet dışı birini belirleyin. Tahliye rotanızı planlayın. Zombiler acıktığında yiyecek yani beyin alana kadar durmazlar. Bu da şehirden hemen çıkmanız gerektiği anlamına gelmektedir. Nereye gideceğinizi ve önceden gideceğiniz birden fazla rotayı planlayın. Böylece et yiyenlerin hiç şansı kalamasın. Bu doğal afetler başladığında ve hızlı bir şekilde sığınmanız gerektiğinde de yararlıdır. Ve son olarak, asla korkma. CDC olası zombi salgınına hazır. Zombiler sokaklarda dolaşmaya başlarlarsa, CDC diğer hastalık salgınlarına çok benzer bir soruşturma yürütecek. CDC, bir zombi istilasıyla uğraşan şehirlere, eyaletlere veya uluslararası ortak teknik yardımı sağlayacaktır. Bu yardım, konsültasyon, laboratuvar testi ve analizi, hasta yönetimi ve bakımı, temaslı kişilerin izlenmesi ve enfeksiyon kontrolünü, yani izolasyon ve karantinayı da içerebilir. Muhtemelen bu senaryonun araştırılması birkaç hedefi gerçekleştirmeye çalışacaktır. Hastalığın nedenini, enfeksiyonun, virüsün, toksinin kaynağını belirleyin. Nasıl bulaştığını ve ne kadar kolay yayıldığını öğrenin. Bulaşma ve böylece daha fazla vakayı önleme ve hastaların en iyi nasıl tedavi edilebileceğini öğrenme bu şekilde sağlanabilir. Sadece bilim adamları zombi salgının nedenini ve tedavisini belirlemek için çalışmakla kalmayacak. Aynı zamanda CDC ve diğer federal kurumlar etkilenen bölgedekilere yardım etmek için tıbbi ekipler ve ilk müdahale ekipleri göndereceklerdir. Peki siz böyle olası bir salgında saha çalışmasına katılır mıydınız? Haydi yorumlarda buluşalım. Her şey bize anlatıldığı gibi mi? Sizce tüm bu olanlar bir tesadüf mü? Anlatılanların doğruluğunu ne kadar biliyoruz? Tüm bunlara açıklık getirmek için bizimle kal.